Mine Adıyan Abdullah Vanlı Hoca bugün son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'daki cenaze törenine binlerce seveni katıldı Abdullah Vanlı Hoca'nın. Türkiye'ye binlerce hafız kazandıran İstanbul Merkez Valisi Abdullah Vanlıoğlu'nun cenazesi bugün Fatih Camii'ndeydi. Trabzon Ok doğumlu olan ve Türkiye'nin birçok bölgesinde görev yapan Vanlıoğlu'nun cenazesine binlerce kişi katıldı. Çeşitli yerlerden gelen dostları ve sevenleri metrelerce uzunluktaki kuyrukta bekleyerek yakınlarına başsağlığı diledi. 40 yıldan bu yana Kur'an eğitimi veren ve binlerce hafız yetiştiren Abdullah Vanlıoğlu'nun cenazesine bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve yetiştirdiği öğrencileri katıldı. Törene katılanlar arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Kürtuna da vardı. Hakikaten ilim ve irfan yolunda uzun yıllarını vermiş, ömrünü vermiş. Bir insandı, kıymetli bir insandı. Hocamız çok muhterem, çok çalışkan. Bu konuda çok hizmet etmiş bir insandı. Ben rahmet diliyorum ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Kılınan cuma namazının ardından hocaya son görevi için saf tutuldu. Hocanın yeni doğan belediye başkanı olan kardeşi Mahmut Vanlıoğlu, çocuklarıyla yakın dostları ve belediye başkanları en önde yerlerini aldı. 67 yaşında vefat eden hocanın cenaze namazını ise tanıdık bir isim kıldırdı. Aynı zamanda Vanlıoğlu'nun halasının oğlu olan Mahmut Efendi olarak tanınan Mahmut Usta Osmanoğlu. Allahu Ekber! Geçtiğimiz yıl vaizlikten emekli olan Vanlıoğlu'nun cenaze töreninde Fatih Camii'nin avlusunu tıklım tıklım doldurduğu kalabalıktan helallik istendi. Ya Halikal Mevt! Yapılan duaların ardından cenaze omuzlara alındı. Vanlıoğlu daha sonra Sütlüce Bademlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi. Pardon, müsaade et. İnsan Erbatan'ın yanı sıra Fazilet Partisi'nde yenilikçi kanadın önemli ismi Tayyip Erdoğan da bugün cuma namazındaydı. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Camiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Müfit Gürtunay ile gelen Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Erdoğan'ın cuma namazı için geldiği camide Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Ünlü de vardı. Abdullah Vanlıoğlu'nun cenaze namazında ön saflarda yer almak için birbiriyle yarıştı. Lütfen boşaltalım muhterem cemaat. Koridoru daima açık tutalım. Aşırı kalabalık yüzünden izdihamın yaşandığı cami avlusunda tanınmış simalar da göze çarpıyordu. İstanbul'un eski belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la şimdiki belediye başkanı Ali Müfit Gürtun'a birlikte saf tuttular. Yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddia edilen Recep Tayyip Erdoğan yoğun sevgi gösterilerinden memnundu. Nakşibendi tarikatı lideri Mahmut Efendi adıyla tanınan Mahmut Usta Osmanoğlu'nun bir süre önce gözaltına alınıp serbest bırakılan damadı Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Ünlü de camideydi. Ahmet Ünlü'nün görüntüsünün alınmasını engellemek isteyen taraftarları habercileri camiden çıkarmak istedi. Polis öyle dedi kardeşim, hadi yürü. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin çıkışında haberciler Recep Tayyip Erdoğan'a yöneldi. Ancak Erdoğan'ın korumaları habercileri engellemekte kararlıydı. Recep Tayyip Erdoğan camiden ayrılırken otomobiline izdiham yüzünden güçlükle ulaşabildi. Binler uğurladı. Ömrünü Kur'an'a hizmete adayan ve binlerce hafızın yetişmesine vesile olan Abdullah Vanlıoğlu Hoca Efendi'nin cenaze namazı için on binler Fatih Camii avlusunda saf tuttular ifadesiyle veriliyor haber ve Milliyet. Şimdi sıra sizde. Kişi dün eski merkez vaizi Abdullah Vanlıoğlu'nun cenazesinde buluştu. 40 yıldan bu yana Kur'an eğitimi veren ve binlerce hafız yetiştiren Vanlıoğlu, Fatih Camii'ndeki cenaze namazının ardından Sütlüce Mezarlığı'nda toprağa verildi.